Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Abi dersim başlık olarak ahir zamanı anlamak. Bunun alt başlıkları var. Birincisi komiteler, ikincisi ahir zamana dair hadisler. Ben bunların içinde sadece yani bir derse sığdırabileceğim şekilde şu birinci maddenin B kısmını çalıştım. Şu an bu sunumda o var. O da nedir? Komiteler kimlerdir? Amaçları ve yöntemleri nelerdir? Yani Hocam, komiteler üzerine bir ders. Hani şey değil, enfüsi bir ders değil, biraz afaki bir ders. Niye komitelere, komiteler konusuna çalıştım diye abiler sorarlarsa, yani ben külliyatı ilk okumaya başladığım zaman şu aralar böyle çok dikkatimi çekmişti. Yani büyük bir kısmı böyle müdafaalar, mahkemeye yazılan mektuplar. Onları okuyunca diyordum yani bu komiteler kim? Üstad niye bunların üzerinde çok durmuş? Hani müsbet hareket diyoruz. Fakat bu komitelerle ilgili bayağı bir kısım geçiyor ve böyle bize ve Müslümanlara ve nurculara yapılan ciddi böyle sıkıntılar olmuş oluyor. Eskiden beri merak ediyordum. Bayağı bir çalıştım abi. Çok zamanımı aldı bu. Yani toplamalarım içinde en çok beni uğraştıran ders bu oldu. Çünkü elimde şey yok, gayrimünteşirler yok. Normal kitaplardan topladım bunları. Hani hangi komite nedir, nereye bakıyor? Üstad bazı şeylerin üstü kapalı söylemiş. Bazı yerde özelliklerini söylemiş, ismini vermemiş. Yani böyle alemimde oturtmaya çalıştım. O yüzden bayağı bir uğraştırdı beni. Şimdi derse sorularla başlayacağım. Soruların cevaplarını istemiyorum. Sadece hani siz diyorsunuz ya abi, dimağ sistemini açan meraktır, sualdir, işte dikkattir. Bunları sağlamak amacıyla birkaç tane soru sorarak başlayacağım. Şimdi ilk sorum şu. Yani niye müdafaalar laikaların işine dahil olmuş? Ve eski abiler niye bir ders imani bahis, bir ders laika, bir ders müdafaa okumuşlar? Yani müdafaaların önemi nedir? Nereden geliyor? Niye okumamız gerek? İkinci sorum. Üstad diyor ki, ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür. Yani neyi def edeceğiz? Demek ki def etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Üçüncü sorum, üstadla uğraşan gizli düşmanlar, komiteler geçmişte mi kaldı? Yani günümüzde var mı? Varsa nasıl bir faaliyet yapıyorlar? Bunları anlayabilir miyiz, bilebilir miyiz? Dördüncü sorum, ahir zamanın fitnesi nasıl anlaşılır? Yani çoğumuz şunu diyebiliyor. Ya ne var ki, rahat namazımızı kılıyoruz, kitabımızı okuyoruz, derslere gidip geliyoruz. Daha ne istiyoruz? Yani üstad hani bir yangın var koşuyorum diye böyle ciddi tahcidat yapıyor. Biz böyle biraz bu işin çok farkında değiliz gibi. Sorularım bunlar. Bu sorularla derse başlamaya niyetlendim. Şimdi soru zaten bitirdi ya dersi. Abi ders böyle bir saati geçer diye öncelikli yerler belirledim kendimce. Önce oraları okuyacağım. Ya da isterseniz şöyle bir komitelere bir genel bir bakış yapalım. Sonra istediğiniz yerden hangilerini tercih ederseniz oraları okuyalım. Şimdi şu yansıttığım külliyatta geçen komite isimleri. Tüm komiteleri bulmaya çalıştım. Hangileri varmış külliyatta? Mason komitesi var. Komünistlerin komitesi var. Zındıkların komitesi var. İfsat komitesi var. Siyasiler heyeti var. Yahudiler var. Süfyan komitesi. Deccal komitesi. Hukuk ve Hürriyet-i Nisvan komitesi. Ermenilerin komitesi. İlhad komitesi. Hilafet komitesi. İttihat Terakki komitesi. Yecüc ve Mecüc komitesi. Yani başka bir deyişle de anarşistler. Yani külliyatta geçen tüm komiteler, bulabildiğim hepsi bunlar. Şöyle belli başlı çok belirgin özelliklerini yazdım yan tarafına. Mesela komünistler aynı zamanda Bolşevizm ve Ecnebi Komitesi diye de geçiyor yer yer. Zındıklara üstad yer yer dinsizlik komitesi veya gizli komite de dediği oluyor. İfsat komitesinin özelliği pek eski diyor. Bu pek eski kelimesi çok dikkatimi çektiği için buraya koydum. Siyasiler heyeti dinden nasibi olmayan mimsiz medeni perestler diye böyle özellik söyleyebiliriz bunlara. Sonra Süfyan Komitesi. Bunu bazı yerlerde Firavun Meşrep Komite diye geçiyor. Bazı yerde böyle Türkçülükle birleştirebiliyor.
Sonra başka bir özelliği, Mason komitelerini aldatıp muavenetini almış. Yani Masonlarla birlikte de çalışmış. Süfyan ölünce komitesi Mason komitesinin mahkumu oluyor ve aleti oluyor. Bu en kuvvetlileri, en büyükleri öldüğü zaman geriye kalanlar Mason komitesinin oyuncağı gibi oluyorlar. Deccal komitesinin en belirgin özellikleri, mühim kuvveti Yahudi komitesi. Yani bunlarda daha çok böyle birbirleriyle organik bağlarını da tanımlamaya çalıştım. Birbirleriyle paslaşıyorlar, ortaklaşa da çalışıyorlar. Sonra Deccal komitesi aynı zamanda Hukuk ve Hürriyet İsmen komitesinin yardımını da alıyormuş. En son Yecüc Mecüc komitesi var. Bunlar da ihtilalciymiş ve insafsızlarmış. Hani çok belirgin, gözüme çarpan, dikkatimi çeken özellikler olarak bunları yazdım. Bunların çoğunu inceleyeceğiz inşallah. Yani vaktimiz yettiğince. Şimdi abi konu başlıklarım şunlar. Bu komiteler kimleri kullanıyorlar? Yani kimlere alet ediyorlar veya kimler bilerek bunlara kullandırılıyor? Birincisi bu. İkincisi, komitelerle bizim nurcuların ne alakası var? Yani bizlerin, Müslümanların, nurcuların bu komitelerle ne alakası var? Bilsek ne, bilmesek ne? Üçüncüsü, masonların, zındıkların niyetlerinin eğitim sistemiyle bir ilişkisi var abi. Çok yerde geçiyor bu. Dördüncüsü, bu siyasetçi hani nasıl yerli ve milli diye soruyoruz ya kendi aramızda. Buna da üstad cevap vermiş. Beşincisi, Yahudilerin komitelerle ilişkisi. Hani hep günlük hayatta ne olsa ya Amerika'ya ya Yahudilere bağlanılır ya. Yani bu bir hakikat payı var mı? Varsa nedir? Sonra altıncısı zındıka komitesi. Bunlar konu başlıklarım. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Yedincisi Firavun Meşrep gizli komite. Şimdiki globalist denenler acaba bunlar mı dedim. Sizin bazı derslerinizde zındıka diyorsunuz abi de. Yani benim anladığımda sanki Firavun Meşrep gizli komite... bu globalistlerin, şimdiki küreselcilerin falan değişik isimler veriyorlar ya, sanki onların yerine kullanılan bu. Şeydir sonra... Ahmet. Ahmet, zındıka komitesi şeydir, masonlara kullanıyor. İfsat komitesi bu masonlardan daha beynelmiler. Yani masonlar insanları hayvanlaştırmak ve Arz-ı Mevud denilen İsrail'in ana şeyine hizmet etmek. Ona hı hı. Şey diyorlar Yahudiler, ne diyorlar ona? Yahudilerin ifrat şeyine. Siyonistler. Bunlar Mason komitesi. Şimdi Türkçesi. Osmanlılar'da bunların adı Zındıka komitesi, Zendeka. İfsat komitesi ise globalistlerdir. Bunlar uliyet dava ederler. Böyle Arz-ı Mevud gibi bir yer gibi, bir devlet gibi bir kıtaya bile razı değiller. Bu dünyanın, bu kainatın ilahı biziz. Uliyet dava ediyorlar. Onlar globalistler. Yani bütün insanlar hayvan, kölemiz. Biz yangını da yaparız. Korona namı altında uydururuz bir şeyi. Korkuyla aktif olan hastalığa daha önce kurmuş olduğumuz aşı fabrikasından da pompalarız. Biz şeyiz yani globalistler, ifsat komitesi, gizli ifsat komitesi bu. Zendeka Mason komitesi. Tamam mı? Devam. Tamam abi. Siz böyle rahat konuşuyorsanız o zaman ben de bazı şeyleri söyleyeyim abi. Süfyan Deccal komitesi var. Sonra lastikli kanunlarla millet nasıl eziyet çekmiş onlar var. Hedefteki gençler, niye gençler hedefe konulmuş onlar var. Üstadın yaptığı umumi uyarılar var bu komitelerle ilgili. Sonra 13 kıyametin şifreleri, böyle bir ilginç bir başlık attım dikkat çeksin diye. Yecüc Mecüc komitesinin kıyametle ne alakası var? Sonra 14 kimler nasıl kullanılıyor? Bir iki örnek. Yani son madde olarak bu. Bu ders şeklinde soru sormak, soruları dizmek var ya, o konu o paragraf, o mevzunun içinde bunlar hepsi cevabı var. Ancak kime gözükür? Soruyu sorabilene. El suali nisfil in, sual sormak ilmin yarısıdır. Eğer böyle soru sorarsak, nazm-ı manidir bu. O paragraftan bunların cevapları var. Son bir şey söyleyeyim.
Kur'an'da ve Risale-i Nur'da cari olan bir şey, bir kanun var. Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Söylemek istediklerini çıkartmanın yolu, en belirgin, en açık bir yolu soru sormak, sorabilmek. Buyur abi. Evet abi, şimdi üstad komiteler için abi yılanlar ve ejderhalar hükmünde diyor. Umumi geniş alemde ejderhanın temsilcileri bu komiteler abi. Hani hususi enfüsü alemimizde başka ama geniş dairede bunlara ejderha diyebiliriz yani. Komiteler eşittir ejderha denilebilir. Bu komiteler nedir? Hani bir kaide var. Zulüm devam etmez, küfür devam eder diye. Bu hadise mazhar olanlar bu komiteler. Bunlar çok eski yapılar abi. Ta Hazreti Adem'den, bu şeytanla muharebesinden günümüze kadar olan bu küfür ve iman mücadelesinin bu zamandaki temsilcileri. Yani bu ta koca bu SSCB'yi, Rusya'yı dağıtanlar, Troçki'yi yetiştirip Bolşevik devrimine sebep olanlar, Süfyan'a fikir babalığı yapıp ta şu neydi, hain namu filan gönderenler, yani şu anda dünyanın başına böyle hastalık saranlar, ondan sonra transhümanizm, insan 2.0 gibi şeylerle inkar-ı uluhiyeti artık kendileri iyicene abartıp, hani insanı haşa şöyle diyorlar, Allah insanı eksik yarattı, biz tamamlayacağız niyetiyle böyle değişik fiiliyatlar yapanlar hep bunlar. Şimdi dediğim gibi hepsini okumaya vaktimiz yetmez herhalde abi. Şu yıldızlılardan okuyacağım. Eğer farklı bir şey istemiyorsanız. Yanlarına yıldız koyduklarımı okumaya niyetim var. O zaman yıldızlılardan başlayayım. Şimdi kimleri kullanıyorlar abi? Külliyatta geçenler. Kıskanç resmi hocaları kullanıyorlar. Bunlar üstadın zamanında da çıkmış. Şimdi de hala var. Yani Nurcular şöyle, Süleymancılar böyle deyip ileri geri konuşan hala hocalar var. Aldananlar var. Bu aldananlar büyük ihtimal bu gözlü kulaklı tabaka. Etraftan ne duyduysa, duyduğuyla işte böyle yalan yanlış, eksik bilgileriyle amel eden tipte insanlar var. Propagandacılar var. Ya medya türevleri, aklınıza ne geliyorsa abi. Yani böyle troll hesap diyorlar, fake hesap falan diyorlar ya. Sosyal medya, televizyon, gazete, her türlü yerde bunlar propagandalarını yapıyorlar. Zaten medyanın büyük çoğunluğu bunların ellerinde. Yani isterseler şu dersleri bile engelleyebiliyorlar yani YouTube'a koymamızı. Sonra saftil hocalar var. Yine külliyatta geçenler. Bid'at taraftarı muarızlar var. Münafık memurlar var. Memur deyince yani bunu genel bir tabir olarak aldım. Yani ta validen basit köydeki bir bekçiye kadar tüm hepsini kullanabiliyorlar kendi amaçları doğrultusunda. Bakanları, bakanlıkları kullanmışlar. Özellikle üstadın birkaç tane bakanlığa işareti var. Sonra mahkemeleri, adliyeleri çok kullanmışlar. Şu anda da yani kullanmışlar diyorum ama şu anda da bunların çoğunda böyle hakim olan değişik gruplar gene bu komitelerin güdümünde gidiyorlar. Veham memurlar var. Bilgisizliğinden kimin ne olduğunu bilmeyenleri var. Hakikaten yani bu işlerle uğraşan bir kişi tanıdım ben. Daha neyin ne olduğundan haberi yok. Bu dünya şeylere bakıyor, davalara falan bakıyor. Askereyi çok kullanmışlar. Zaman zaman işte darbelere sebep olmuşlar. Bunlar hepsi birebir külliyatta geçen kelimeler abi. Sadece şu münafık memurların içini biraz ben doldurdum yani okuduğum yerlerden. Şimdi bu bir abi. Kimleri kullanıyorlar? Sadece kelime olarak aldım uzamasın diye. Yoksa bunların hepsinin içi doldurulur, çok konuşulur. Ama hani bir saatlik ders diye biraz hızlı gideceğim inşallah. Şimdi komitelerin amaçları ve hedefleri abi. Yani üstad burada aslında tek bir yerde birçok şeyi açıklamış gibi. Önce bir metni okuyayım. İşte bunun içindir ki komünist ve masonlar kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Şimdiye kadar istinat ettikleri yalanlardan hiçbir emare bulunmadığı halde taarruzlarına devam ediyorlar.
Bunlardan anlaşılıyor ki bizi korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşiyatlarını önümüze sürmek, bu surette millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlak sukutunu temin ederek hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar ve vatan ve milletimizi yabancı bir devlete devretmek emelini taşıyorlar. Abu Zübeyir abinin müdafasıydı abi. Şimdi burayı Nazm-ı Mani'yi şöyle oklarla ucuca eklersek yani belirli bir silsile çıkıyor. Şimdi komünistler ve masonlar ne yapmak istiyorlar? Bir, Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak ve okutmamak. Şimdi niye Risale-i Nur'a özellikle ilişiliyor? Çünkü kendi zehirli fikirlerinin önündeki bir numaralı kitap Risale-i Nur abi. Bunun için ne yapıyorlar? Çeşitli desiselere ve iftiralara başvuruyorlar. Korkutmaya çalışıyorlar, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Neyi mesela? Bu bilinen damarlardan kullanıyorlar abi. Milliyetçilik damarını kullanıyorlar. Mesela sahip Kürttür diyorlar. Sonra maişet derdin var, çoluk çocuğun var, FETÖ'cü derler, bilmem ne derler. Buradan korku ve vehim damarını kullanıyorlar. Sadeleştirelim, anlaşılmıyor diyorlar. Tembellik damarını kullanıyorlar. Ya bir sürü tefsir var, böyle tefsir olmaz ve benzeri ifadeler kullanıyorlar. Bunlar da hep yarım hocaların enaniyet damarı. Yani bunlar Allah, çok güzel. Yapılan genellikle iftiralar bunların üzerinden gidiyor abi. Desise demesi dikkatimi çekiyor abi. Bunların, bu komitelerin şahsı manevisi bir ruhu habis hükmüne geçmiş. Bir yerde gelecek. Hani bir şey var, peygamberimizin yaşadığı bir olay var. Peygamberimizi öldürmeye geliyorlar. Yerine Hazreti Ali'yi bırakıp çıkıyor ya evden abi. Orada toplanan gruba şeytan bir suret giyerek geliyor, fikir veriyor. Diyor her topluluktan bir kişi içeri girsin, öldürsün. Kimin öldürdüğü belli olmasın diyor. Orada fikri veren şeytan. Bunlarda da, bu komitelerde de, yani bu komitelerin ruhu habisi hükmünde olan böyle mücessem şeytanvari şeyler var, fikir verenler var yani. Şimdi tamam Risale-i Nur'a okutturmadık diyelim. Ne olacak peşinden? Zehirli neşiyatlarını önümüze serecekler. Şimdi bunu eskiden sosyal medya olmadığı için kitaplar vasıtasıyla yapmışlar. Şimdi YouTube fenomenleriyle, televizyon programlarıyla, medyayla, ne bileyim işte Facebook'tur, şudur budur değişik şekillerde önümüze sürüyorlar. Buradan ne oluyor? Millet ve gençliğin imanın yok olması. Millet ve gençliğin imanının yok olması. Peki iman yok olunca ne oluyor? Ahlak sukut ediyor. Ahlak sukut ederse ne oluyormuş abi? Hükümet kendiliğinden çöküyor. Yani bir hükümeti, bir devleti çöktürmek istiyorsanız sıralama bu. Ne yapacağız? Zehirli neşriyatlarla o milletin, o gençliğin imanını yok edip ahlakını sukut ettirdiğin zaman öyle top tüfek kullanmana gerek kalmıyor. Otomatikmen orada anarşi baş gösteriyor. Zaten ahlakın sukutu da ileride gelecek Yecüc Mecüc'ten birine bakıyor. Hükümet kendiliğinden çöküyor abi. Ne oluyor? Vatan ve milletin yabancı bir devlete devredilmez. Artık buna manda himaye mi denilir? Ne dedin? Sömürge mi denilir? Bütün başka bir devletin kurulması mı denilir? Amaçları bu yani. Kimlerin abi? Komünistler ve masonların. Burası bir bölümdü. Şu ağlar 545'ten aldım abi. Burası bitti. Diyeceğiniz yoksa geçiyorum. Şimdi komitelerle bizim Müslümanların ve Nurcuların ne alakası var? İkinci madde o. Buraya geçiyorum. Orayı okudum mu? Yahudilerin komitelerle ilişkisi abi. Yani genelde halk arasına bakılırsa ne olsa peşinden Yahudi yapıyor, Yahudiler şöyle, Yahudiler böyle filan deniliyor da benim buradan okuduğum, yani hülasa ettiğim, anladığım mana Yahudiler maşa gibi abi. Öyle çok da kuvvetli filan da değiller. Bu küreselciler bu Yahudileri tam böyle istedikleri tipler olduğu için maşa niyetine kullanıyorlar. Küreselciler kullanıyor. Şimdi bu beşinci maddeyi okuyorum. Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeriye-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. Burası dikkatimi çekti abi. Bu Yeşilçam yıldızıdır, Hollywood yıldızıdır. Böyle tipler var. Yani milletin önüne rol model olarak konulan kadınlar var.
Yani bakılırsa bunların kökeni Yahudi çıkıyor. Yani bizimkiler de pek belli olmuyor. Yazmıyor internette direkt de. Yabancılarınki çok rahat yazılabildiği için. Yabancılara baktım birkaç tane tipe. Hep Yahudi kökenli. Yani şu anda milletin böyle dizilerde, filmlerde gördüğü, örnek almaya çalıştığı gençlerin tiplere dikkat edilirse çok böyle Türklükle falan bir alakası yok yani Müslümanlıkla. Devam Burada ediyorum. bir cümle söyleyebilir miyim? Ha, buyurun abi. Şimdi bu tiyatro ilk kurulduğunda Osmanlı döneminde oradaki Ermeniler kendi aralarında yapıyorlar bunu. Yani kendilerine yönelik yapıyorlar, kendi aralarında yapıyorlar ama daha sonraları böyle Müslümanlara da yönelik yapmaya başlıyorlar ve aralarına hiç Müslüman almıyorlar. Bunların temeli bu. Buyurun. Doğru. Şimdi Yahudiler niye böyle her işin altından çıkıyorlar abi? Üstad onu da burada izah etmiş. Burada inşallah bu kısmı okuyacağım. Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'ani, o milletin hayatı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş dusturu umumiyi tazammum eder ki. Bir, hayatı içtimai beşeriyi sarsan ve sayu ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankalara tesise sebebiyet veren ve hile ve huda ile cem'i mal eden o millet olduğu gibi. Abi bunlar Yahudiler özellikle bankacılık sisteminde çok aktifler. Hatta birçok ülkede kurulmasına sebep olanlar bunlar. Çünkü Yahudilerin özelliklerine baktığımız zaman mal biriktirmeyi seviyorlar. Üstad onlara hazinedarlık ediyorlar diyor. Burada benim dikkatimi çeken dolap hilesi abi. Dolap hilesi nedir diye baktım çünkü çok yerde geçiyor. Eskiden Osmanlı zamanında erkekler ve kadınlar haremlik selamlık otururlarmış. İki odanın duvarının arasında bir dolap olurmuş. Kadınlar hazırladıkları böyle çay, işte pasta türü şeyleri o dolaba koyar, çevirirlermiş, erkek tarafına geçermiş. Yani kadınlar erkekleri görmüyor, erkekler kadınları görmüyor. O şekilde bir dolap dönüyor. Şu anda da abi yani günümüzde konuşulan şeylere bakılırsa hani meyve sebze niye böyle pahalı? Yani işte fiyatlar niye böyle yüksek? Dolar niye şöyle böyle? Yani uzman denen adamların konuşmalarına bakıyoruz, onların da bir şey bildiği yok. Ortalıkta bir dolap dönüyor, kimin döndürdüğü belli değil. Yani arka tarafını konuşabilen çok az, çok az insan var ya da yok. Hep böyle dolabın görünen yüzüne bakmaya çalışıyorlar. Biraz arkayı görebilirlerse büyük ihtimal bu Yahudiler çıkacak işin içinden. Daha arkasında, Küreselcilik. daha arkasından da küreselciler çıkacak. Burada ikinci dikkatimi çeken hile ve huda. Hile ve hudaya baktım abi. Bunun da sanki günümüzdeki karşılığı abi hile krediye bakıyor, huda da post makinesine bakıyor. Çünkü yani dünya kâr ettiğini zannediyorsun. Dünya bir şey oluyor gibi oluyor ama arka tarafta kazanan başkası. Sen hep zarar ediyorsun. Yani dediğim gibi bazı şeyleri söyleyeceğim ama sert gidersem uyarın abi. Yani bu bankadan her türlü çekilen para, dönen paranın bu direkt Yahudilere ve dolayısıyla komitelere gittiği belli yani. Hani banka kapısını kapatınız diyor üstad, yanaşmayınız diyor. Yani boşuna demiyor. Şimdi ikinci madde Yahudiler niye böyle her türlü komitenin içine girmişler? Birincisi mahrum kaldıkları. Şimdi bunlar zamanında abi ta eskiden beri çok böyle bir hükümet devlet kurup ciddi bir oluşum içine girememişler. Ve daima zulümlerini gördükleri hükümetlerden yani tarihe baktığımız zaman çoğu hükümet bunları ya öldürmüş ya sürmüş. Ve galiplerden intikamlarını almak için bunlarda ciddi bir intikam hissi var. Yani bunları kamçılayan, teşvik eden en önemli şeylerden biri bu. Her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Şimdi fesat komitelerine karışıyor. Aşağı yukarı yani komitelerin çoğunun içinde Yahudi çıkıyor. Bir. İkincisi şu son zamanda olan devrimler var. Yok Arap Baharı, yok Pembe Devrim, yok Yumuşak Darbe, yok Toz Darbe, şu bu. Yani onları da karıştırılırsa bunlar çıkıyor alt taraflarından. Hatta bunun için örgütlenmişler. Yani halk olayları nasıl yapılır, sokak olayları nasıl çıkarılır? Bunun için eğitimler verilen yerler var. İnsanları örgütleyen yerler var. Bir yerde bir olay çıkmadan önce
Oraya gidip oraya yerleşip insanlara şöyle yapın böyle yapın işte maske şöyle takılır taş böyle atılır. Hepsini örgütleyen tipler var yani. Yahudilerden devam ediyoruz abi. Rivayette var ki Deccal'in mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu alem diyebiliriz ki bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde bir mühim bir rol ile. Yani abi bunlar Troçki'yi özellikle yetiştirip Rusya'nın başına salmışlar. Troçki de Rusya'nın iki numaralı adamıymış. Bolşevik siyasetçisiymiş. Ondan sonra Kızıl Ordu'nun komutanlığını ve kuruculuğunu yapmış. Bayağı Rusya'da önemli bir adammış. Yahudi milletinden olan Troçki namındaki dehşetli bir adamı Rusya'nın başkomutanlığına ve terbiyegerdeleri, yani Yahudi değil ama belki kendileri yetiştirmişler. Kendileri özel eğitime tabi tutmuşlar. Olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp 1000 senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'in komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesaire hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. Şimdi Rusya'nın dağılmasında önemli bir rol oynuyorlar. Troçki'yi ve Lenin'i yetiştirip bunların başına bela ediyorlar. Bolşevik devrimini organize ediyorlar. Böylelikle Büyük Deccal Komitesi'ni ve bir kısım icraatını onlar gösteriyor. Yani her taşın altından Yahudi çıkıyor dememizin bir sebebi de bu abi. Yani tam maşalar yani. Aşağı geçiyorum. Ha. Gene Yahudilikten devam. Her iki Deccal, Yahudinin İslam ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen. Abi bu Yahudiler sadece İslam'a düşman değil, aynı zamanda Hristiyanlara da düşman. Ta kutsal kitapların içine kadar girmişler yani. O Tevrat'ta eski ahit var, bilmem ne var, şey aman İncil'de. Besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitesinin yardımını, hatta İslam Deccali masonların komitelerini aldatıp müzahiretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. Her iki Deccal dedi abi, biri Süfyan, biri Deccal. Süfyan ne yapmış? Masonların komitesini kullanmış, kendine çekmiş. Nasıl ki alimleri böyle zekasıyla tesir ettiyse masonları da kullanmış. Büyük Deccal ne kullanmış? Yahudilerin komitesini kullanmış. Süfyan da gene aynı şekilde Yahudiler komitesiyle ortaklaşa çalışmış. Yine her iki Deccal de Hürriyet-i Nisvan komitesinin perde altında böyle gizli desteğini almışlar. Vay. Böyle. Şimdi burada bu Yahudi kısmı bitti abi. Yani Yahudilere özellikle girmedim. Yahudilerin komitelerle ilişkisine girdim abi. Yoksa Yahudi dersi ayrı bir ders oluyor. Onu yapan kardeşler vardı. Şimdi gene okumak istediğim yerlerden 6 Zındıka Komitesi. 6 numarayı okuyacağım abi. Evet. Şimdi Zındıka Komitesi ile diyor ki, aziz kardeşlerim, ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri İslamiyet'i imha için İslam memleketlerinde bilhassa Türkiye'de öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler, hunharane ve vahşiyane zulümler irtikap ve şeytani ve menfur planlar tatbik etmişler ve ifalatta bulunmuşlar, iblisane sinsi metotlar takip etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar ve öyle yalan ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesat ve tefrika tohumlarını saçmışlar ki bunlar İslam'ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük tahribatlar yapmış. Şimdi abi burada desiselerle entrikalar çevirmişler. Bunlar perde altında çalışıyor. Öyle çok görünmüyorlar.
Amaçları ne? İslamiyet'i imha. Bunun için de özellikle hedef Türkiye. Niye? Çünkü burada hilafet burada battı, burada çıkacak. Alem İslam'ın abisi olduğunu biliyorlar. Özellikle Türkiye'yle uğraşıyorlar. Sonra haince dolaplar döndürmüşler. Ön plana çıkmadan, görünmeden yapmışlar. Hunharane ve vahşiyane zulümler irtikap etmişler. Yani bu ihtilaller zamanında ve sonrasında böyle asit kuyularıdır, faili meçhullerdir, jitemlerdir, şunlardır, bunlardır. Yani birçok insan öyle kaybolmuş gitmiş. Yani götürmüşler daha doğrusu. İfalatta bulunmuşlar. İnsanları kullanmışlar. İşleri bitince de bir kenara atmışlar. Yani bu ben biraz 28 Şubat'ı gördüm abi yaş olarak. Değişik tarikatların, grupların işlerine sızıp onları işte kötü gösterip, kullanıp, böyle ifade edip özellikle İslamiyet'e saldırmak için kullanmışlar. Kardeşi kardeşi çarptırma meseleleri zaten sağ sol meselesi. Bunu günümüze çevirirsek birazcık daha hani sen şu tarikattansın, sen şu cemaattensin meselesi. Öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar. Bunları özellikle abi televizyonlarda, haberlerle, gazetelerle yapmışlar. Yani sizin hadisede de malum o dönem 3-4 tane böyle ehli sünnet alimi hedefe koyup böyle günlerce haber yaptılar. Ta eski videolarını bulup çıkardılar. Böyle yaygaralarla, propagandalarla böyle hedef gösteriyorlar. Sonra fitne ve fesat ve tefrika tohumları saçmışlar. Bunu özellikle İslami grupların içinde yapıyorlar abi. Yani küçük bir işaretle, bir sözle, bir mimikle bile yani böyle başlatıp bir şekilde bunu ilerletip büyütüyorlar. Yani üstad diyor ya bir yerde abi, kardeşlerim içinde çok münafıklar var mı diyor. Kardeş mi arkadaş? Dostlarım içinde. Dostlarım içinde çok münafıklar var diyor. Yani yerleştiriliyor. Bugün Türkiye'deki en aktif, en büyük grupların, tarikatların, cemaatlerin hepsinin içine bir şekilde yerleştiriliyor. Yeri gelince en ufak bir, mesela üstadın uyarısı var, onu da okuyacağım. İkilik çıkarmayınız diyor, küsmeyiniz diyor, gücenmeyiniz diyor. Bunlar ne? Adamlara malzeme. Bu malzemeleri kullanıp hemen tohum saçmaya başlıyor. Küçük bir hakkı, hak meselesi yapıp umumi hakkı tecavüz ederler. Sıkıntı çıkaranlar var ya, böyle sorun yapanlar. Yok bana sorulmadı, yok o şey yapmadı, yok kafasına göre gitti, yok meşretim, yok despottur, yok krallık yapıyor böyle. Diyenler hep bu ya aldanmış bilerek ya da aldatılıyor. Risalede ya der diyor veya dedirtir bu işte. Böyle umumi hizmette şahıs böyle cıngırak çıkartanların ya vazifelidir adınız gibi emin olun ya bizzat odur veya onu aldanmıştır. Başka olamaz. Cehalet de olmaz. Kasten yapıyor. Devam. O zaman benim yanımda birinci derecede böyle çemberde tutunamaz. Ancak birinci o daireyi etkiler, onunla bana yaptırırlar, söylettirirler ki ustad şöyle der, Sıdık Süleyman talebesidir. Damadı var berber, bak münafık bak ne yapıyor, Sıdık Süleyman talebesidir. O Sıdık Süleyman'ın da berber damadı var, damadın da bir de arkadaşı var, dostu var. O münafık berbere söylüyor, berberi aldatıyor. Berber kayınpederini aldatıyor. Kayınpeder de ustada getiriyor bu meseleyi. Bu kadar daire daire çalışıyorlar. Hüsrev abini de sarmışlardı. Sungur abi sarmışlardı. Zübeyir abi saramadılar. Tahir abi saramadılar. Aytimur abi pek saramadılar. Yeğin abi pek saramadılar. Sungur abi sardılar. Hüsnü abi sardılar. Yani Hulusi abiyi saramadılar. Hayatları şey değişti. Vakıflık içine geçtikleri için dershanede buna dikkat edeceksiniz.
Kardeş kardeşi vurduruyor. Eğer şahsi küçük basit meseleyi ararken umumi hukuk, huzurumuz, tesanüdümüz zarar verecek şekilde hak aramak, kim arıyorsa o hain veya haini aldanmıştır. Mesela yapan kendini etmiştir. Halid bin Velid'in Redialan dediği gibi herkes boş sayfasını yazıyor. Mücadele etmemi, sahaya inmemi söylediler, istiyorlardı ama ustadı ve Rüştü abiyi gördüm. Sakın ha, gayeleri budur, ikisi bana dedi. Sen çadıra bile sürülsen bu işi yapacaksın. Çadıra bile sürülsen bu işi yapacaksın. İşte bu komite meselesi olduğu için fiili örnek olsun. Dershane içinde, hizmet içinde küçük bir şahsi hakkını veya umumi hak gibi güya bir doğru bir şeyi takip ediyor gibi bir şeyi vitrinde gösterip umumu ahenge, uhuvete, tesanüde, kardeş kardeşliğe zarar verecek uslup, ifade, davranış yapanlar adınız gibi inanın. 58 senelik şey söylüyorum. Ya aldanmıştır, ya aldanmıştır, ya bilerek aldatıyor. Ben niye peki girmedim? Girmem. Buradan da yıksalar, vallahi mücadeleye girmem. İşimi yapacağım. Onların gayesi budur arkadaşlar. Müslüman Müslümanla, kardeş kardeşle mücadele edecek. Belki bu derste önemli oldu bu misal. Ne olursa olsun birbiriniz halinde bulunmayacaksınız. Yanlış da olsa fermuar takacaksın. Konuşmayacaksın. Hak ararken hakları paymal etmeyeceksin. Senin küçük dairedeki hak ararken efkar ameden nurcular birbirine düştü dettirirler. Yapmayacaksınız. Bak bu kardeşiniz, abiniz, yaşlıyım ben. O cihette yaşlıyım. Bu tecrübemi paylaşıyorum ve yaşantımı paylaştım. Bağrı yanmış bir kardeşinizim. Filmi önünü ortasını keserek yaptılar. Ama asla bana küfreden, hain diyenler var işte. Hizmete zarar verdi diyen daha önce. Ama hepsi benim kardeşim. Tevazu için burada riyakarlık yapmıyorum. Aleyhinde bulunmayacaksınız. Bunlar niye anlatıyorsun? Örnek olsun. Fiili örnek olsun. Tamam. Sakın ustadın içine girmiş. 100 hakikat dersini aldı. Ustanın aleyhine bulunan vardı. Her zaman bulunur. Özür dilerim Ahmet'im. Devam et. Kusura bakma. Devam et. Estağfurullah. Şimdi şu yeşil yerleri okuyacağım abi. Kati bir vasıta ile haber aldım. Kökü ecnebide ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş. Demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi, yani zındıkayı, dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Şimdi abi bunu kanuniyet olarak alalım. Şimdi üstad böyle bir eser yazmış. Onu o şekilde tehdit etmişler. Şimdiki abileri de bu şekilde ders yapılsa, bakıyorlar ki bu şekilde ders yapılsa bayağı bir önlerine mani oluyor. Gene aynı şekilde böyle hedef tahtasına koyup imha etmeye niyetleniyorlar. Ha, bence bu son planlarıdır. Çünkü ilk yaptıkları şeyler genelde hani bu İngilizlerin oyunudur. Yani bir şeyin karşısına direkt çıkmazlar. Böyle kendi taraflarına çekmeye çalışırlar. Her olayda faydalanmaya çalışırlar. Bunlar da böyle. Yani en son ihtimal ortadan kaldırmak. Fazla. Yani değişik dersler yapan, böyle milleti ülfetini kıran, ne bileyim uyandıran dersler yapan abileri de gene hedefe koyuyorlar. Başka ne yapıyorlar? Gene yeşilden devam ediyorum. Hem benimle mücadelede her bir desiseyi istimal etti. Her türlü desiseyi kullanıyorlar. İki defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. Yani bir şekilde desiseyle bazı şeyler uydurarak, keserek, yapıştırarak siz verdiniz ya örneği tam yerine denk geldi. Hapse, oradan da zehirlen, şundan bundan, yani ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Kimi kullanıyorlar? Dahiliye vekili, özellikle dahiliye vekili kelimesi çok geçiyor. Ondan sonra marif vekili çok geçiyor. Buralarda demek ki biraz sıkıntı var. Valiler, kaymakamlar, yani
resmi olarak nereye nüfuz edebilirlerse onları her türlü kullanıyorlar. Şimdi alta bir kendi cümlemi yazmışım. Bir grubu temsil eden hoca, abi gibi kimselere yaşam hakkı tanımazlar. Zehirlerler, hastaneden sağ çıkarmazlar. Yapacağı hayırlı işlere mani çıkarırlar. Mesela dershane yapımı gibi bu ara var abi. Kendilerinden olan başları kullanırlar. Baş kelimesinde büyük yazdım özellikle. Ölen giden bir baş vardı. Devletçilik oynuyorlar. Devletçilik, hükümet indirip hükümet kuruyorlar. Aman acayip acayip. Abicilik yaparak abicilik yapıyorlar. Kitabı deyip kitabı unutturuyorlar. Sadakat deyip kişi hakimiyetini empoze ediyorlar. Sadakat deyip külliyatı külliyatla izah etmeyi izah deyip külliyatın haricinde olan lugatla külliyat dettiriyorlar. Ya devam. Aleyhimizde geniş bir tarzda çevrilen planlar bunlardır. Abi şu an bu planlar gene aktif. Onun yerine şunlar şöyle yapıyorlar, böyle yapılıyor diye çok fazla iftiralar var. Ha, kanuniyeti burada. Aleyhimizde geniş bir tarzda çevrilen planlar bunlardır. Tarikatçılık, komitecilik. Komitecilik deyince ne anlıyoruz abi? Gizli bir hiyerarşik yapılanmaları var. Öyle iftira atıyorlar. Ve harici cereyanlara alet olmak. Dış güçler hesabına çalışıyor diyorlar. Ve dini hissiyatı siyasete alet etmek. İşte elde ettikleri dini kullanarak elde ettikleri nüfuz ile siyaseti yönlendirmeye çalışıyorlar. Ve cumhuriyet aleyhinde çalışmak ve idare ve asayişe ilişmek, devlet kademelerini ve gücünü kullanıp işte kendi istemedikleri yerlere müdahale ediyorlar iftirası atılıyor. Gibi asılsız bahaneleri de bize hücum ettiler. Şimdi şuraya atlıyorum. Planlarını gizlemek için gayet adi bahaneleri aramaya başladılar. Yöntemleri abi kendi planlarını gizliyorlar. Yani öyle açıktan bir şey yapmıyorlar. Hükümetin bazı erkanını ifade edip aleyhimize çeviriyorlar. Yani bu değişik kademelerdeki hükümet erkanı olabilir. Adli olur, askeri olur, hepsi olabilir. Dehşetli ve gizli bir zındıka komitesi şimdi doğrudan doğruya küfrü mutlak hesabına bize hücum etmek ihtimaline karşı. Yani abiler, bu... ben buraya bir parantez açayım Ahmet'im. Buyurun. Hepsi ile beraber hepsini dışında ama hepsini sanki içine alacak en korkunç bir şey de söyleyeyim. Bir, aramıza diyor falanca hafiyedir, falanca haindir dettirirler. Hepsi kadar önemli bir planını söyleyeyim. Bu söyleyeceğimi bu canlı derste olan kardeşler unutmasınlar. Ben ölürüm, görürüm, görmem. Ama sizi ve abilerinizi, önde gidenleri en korkunç silah ama en ucuz. Herkesi mutlaka etkileyecek bir silahları var. Bu saydıkları hepsini herkesi alakadar etmiyor. Uzatmıyorum. Çok korkunç silah, çok etkili silah, kadından erkeğine, çocuğundan yaşlısına kadar herkesi etkileyen bir silah kullanıyorlar. Kullanacaklar, kullanıyorlar. Herkese, o da nedir? Kadın iftirası. Taciz iftirası. Aç çamuru kalmasa izi, kendisi kalmasa izi kalır. Bunu yapıyorlar. Ne kadar uzak dursam bile çıkartırlar bir tane saftirik. Ne ettiği belli değil. Ne kadar para aldı. Başörtüyü taktırırlar. Dindar bir kisve verirler. Derler ki ben Emre Hoca, işte Abdülkadir Hoca işte bana böyle yaptı, şöyle yaptı. Ondan sonra vay, hiç biz de araştırmadan, şey yapmadan, mazisine bakmadan, olayların emniyetine bakmadan, hele hele çok mühim diyorum, Barla layıkasında 258 galiba,
Bağlar layıkasında Allah'ın ayetini kullanıyor ustad. Bu çok önemli. Müsaadenizle bir iki dakikayı alacağım burada. Dört tane gözüyle görmüş şahidi getiremeyenler diyor Allah ayetinde. Bir şey söylese, kendi dahi görse, söylese onlar merdudu şahadettir. Ebedi ezeli şahitliğini dinlemeyiz. Tövbe etse bile kabul edilmiyor. Çünkü ebedi diyor. Orada bakın ayette ebedi diyor. Tövbesiyle kalkar demiyor. Orada Barla'da okuduğunuz zaman göremeyeceğiniz bir yer söylüyorum. Barla'nın üstünde. O mektubun gayrimünteşir var. Barla bu şimdi bahçedeyiz. Barla yukarıda gayrimünteşir. Osmanlıcasını ben Latince'ye çevirdim, yapıştırdım. Orada ne diyor biliyor musun? Hele hele diyor bu iftirayı. Toplumun sevilen, güvenilir müdebirlerine, alimlerine, saygıdeğer kişilerine yaparak daha ciddi diyor cinayetini işliyorlar diyor. En korkunç silah, en ucuz, herkesi acaba diye etkileyen bu ithamdır, bu iftiradır. Ne yapacaksınız? Allah'ın ayetine sarılacaksınız. Allah'ın ayeti Barla 258'de ustad koydu. Gözüyle görmüş dört tane şahidi getiremeyenlerin merdudu şahadettir. Şahadetlerin ebedi olarak kabul etmeyiniz. Bizde sıkıntı nedir? Ya biz böyle bir şey demedik ama duydun mu? He? Falanca yapma ya. Ya ben demedim ki, ben çıkarmadım ki, merak ettim soruyorum Süleyman'a. Bu şekilde konuşmak, merak etmek, sormak veya bilgisini, küçük bir bilgisini acaba öyle mi ya diye demek, Barla'da ne diyor biliyor musun orada? Aynı kategoriye giriyor. Bunu merak edip sormak, soruşturmak veya öyle mi ya Süleyman, böyle bir şey duydun mu ya? Emre Hoca hakkında böyle duyduk diye falan vesaire. Hazreti Ayşe'yi yaptılar. Ben artık bu tarihi şey yapmıyorum. Tarih doludur bunlarla. Abileri bir kısmı abi bununla yok ettiler. Siz olun, Allah'ın ayetine sarılın. Dört tane gözüyle görmüş muteber. O da Ahmet Mehmet'e sokaktan çıkmış, ben görmüşüm değil. Dört tane gözüyle görmüş fasık olmayan bilinen Müslüman söylerse dördü birden, inanın yoksa Allah'ın ayetinin tedibine mazhar olur. Çünkü niye? Bunu evet demedin. Duydun. Niye duydun? Niye kulak astın? Niye merak ettin sordun? Orada bir tabir kullanıyor Arapçaya. Yani merak etmek, bilgisini ya öyle mi diye güya delilendirmek adına ona buna sormak. Şakı şefe etmeyiniz. Allah razı olsun. Şakı şefe etmeyiniz. Sormayınız, sorulara cevap vermeyin. Ve yok ediniz aleminiz. En büyük bu kadar bütün tuzaklardan belki daha önemli şu anda. Belki bunlar herkes yağla kadar etmiyor. Herkesi beni bizim gibi zehir veya hapise sokmazlar. Beni zehirleseler hiç önemli değil. Hapse koysalar hiç önemli değil. Vursalar hiç önemli değil. Allah şahit olsun. Ama bu çok önemli. Benim çünkü saf delik Müslüman kardeşim var. Gerçi nurcular inanmaz ama gözüyle görmüş, Allah'ın ayetinden daha delil şey yapmayınız. Hazreti Ayşe'yi yaptılar. Diğerine yapmazlar. Yani dile getirmek istemiyorum. Yani abilere, tarih böyle büyük abilerimizi yapmışlar. Siz olun, sakın bu tuzağa düşmeyin. Ahmet'im özür dilerim, devam et abi. Estağfurullah. Siz örnek vermişken ben de söyleyeyim abi. Şu an kadın beyanı esas, herhangi biri kadın bir şey dediği zaman kesinlikle araştırılmıyor. Direkt ceza veriliyor. Bunun da ucu gene komitelere çıkıyor abi. Niye? Bu şekilde erkekleri kadınlardan soğutmak, kadınları ön plana çıkarmak, pozitif ayrımcılık, işte bu LGBT'ler bilmem ne türevleri hep yine komitelerin işleri. Buradan transhümanizm dedikleri bir tabir var abi. Yani insan 2.0 dedikleri tabirler var. Artık böyle insanları cinsiyetsizleştirecekler. Yani dünya hani diyorlar ya, Allah böyle yarattı, biz değiştireceğiz, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Yani erkeklere kadınları birbirinden soğuklaştırıp uzaklaştırmaya çalışıyoruz.
2-0 oyun. Bir şey de bu yani. Yani erkek erkeği, kadın kadınla, o zaman kadın kadınlıktan çıkıyor, erkek erkeklikten çıkıyor. 2-0 yani yok oluyorsun. İkisi de yok oluyor. Şimdi abi burada beni de ilgilendirdiği için çok dikkatimi çekti. Marif vekilinin dehşetli hücumundan bahsediyor. Sonra Marif dairesine mensup iki tane maddi filozofun hücumundan bahsediyor. Ve bir seneden beri gizli zındıka komitesi diyor. Sonra Marif'i sevk etmesiyle diyor. Hep Marif geçiyor burada. Biz de yani kendi aramızda bakıyoruz. Çok bariz, yanlış bilinen şeylerde ısrar ediliyor. Bile bile yapılınıyor, değiştirilmiyor. En alt kademeden en üst kademeye kadar yanlış bilinen şeyler değiştirilmiyorsa yani ya müsaade ediliyor ya bilerek yapılıyor. Yani bazı bakanlıklarda bu sıkıntı daha fazla. Yani ya da ben kendim burada olduğum için bunu rahat görüyorum. Bazı yerlere ciddi el atmışlar. Hatta şu an Fulbright anlaşması devam ediyor. Amerika ile yapılan bir eğitim anlaşması var. Dünya böyle şey yapacak, fikir verecek, danışılacak kimseler atıyorlar ama yani milli eğitimi yönlendirenler bir nevi hala bunlar gibi yani. Şu an hala şey nedir o? Evrim teorisiyle ilgili bölümler geçiyor kitaplarda. Bazı yerlere bakıyorsun, hiç böyle İslamiyet'le bağdaşmayan şeyler var. Nedir? Hemen anlaşılıyor yani. Arka planda başkaları iş çeviriyor. Mesela bakan birini atıyor, alt kademetteki adam onu görmemezlikten geliyor, bir işe başlatmıyor. Yani nedir? Üst alta diş geçiremiyor. Altta değişik bir yapılaşma var. Yani hani kelimelerimi seçerek söylemeye çalışıyorum da durum böyle. Abi müsaadenizle ben de bir şeyler söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'ni hükümetimiz ilk kabul eden, Avrupa Milletler Arası'nı kabul eden hükümet oldu. Bu büyük bir gol oldu. Kendi kalemize bir gol oldu. Bir yaşanmış örnek anlatayım. Bir tane adama iftira atıyorlar. Gerçekten tecavüzcülerin yerine tecavüzcülerin koğuşuna koyuyorlar ve orada tecavüzcülerle aynı muameleyi görüyor. Dolayısıyla bu gerçekten bizim toplumumuzun içine koyulmuş müthiş bir dinamik. Doğrudur abi. Yani ahlakın bitirilmesiyle ilgili bir yer söylemiştik ya abi. Direkt hükümet kendiliğinden düşecek diye. Yani buna bir çare bulunmazsa büyük bir sarsıntı yani. İşte orada boşuna uyarmayın. Şimdi şurayı da okuyayım abi. Hükümet beni tam himaye ve bana yardım etmek, milletin maslahatına ve vatanın menfaatine çok lüzumu varken beni sıkması ima eder ki 40 seneden beri benim ile mücadele eden, 40 seneden beri İslamiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi Bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadelededir. Gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist komitesinin bir kısmı, burada kim kime iltihak etmiş, nasıl birlikte çalışıyorlar onu gösteriyor. Ehemmiyetli birer resmi makamı elde ederek karşıma çıkıyorlar. Yani devlet dairelerinde bazı kısımlar onların maalesef hala yani yanlış göz göre göre yanlış devam ettiriliyorsa demek ki bunlar var. Hükümet ise ya bilmiyor veya müsaade ediyor. Şimdi bilmemek var, bir de müsaade etmek var. Şimdi gizli bilinmiyor, gizli olduklarından bilinmiyor olabilir. Ya da ya güçleri yetmiyor ya da müsaade ediliyor. Yani şu an benim baktığım geniş tarihteki olaylar bu şekilde. Diye çok emareler bana endişe veriyor. Bu bölüm de bitti abi. 7. bölüm. Şimdi Firavun Meşrep gizli komite diyor. Abi bunların şurayla birleştireyim. İnkar-ı uluhiyet fikriyle birleştireyim burayı. Yoksa ders uzayacak. Şimdi Süfyan komitesinden ve Deccal komitesinden bahsediyor üstad. Süfyan komitesinin amacı alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi inkar. Yöntemlerine Şeriat-ı Ahmediye'yi tahrip ediyorlar. Bunun yerine kendilerince alternatif getirmeye çalışıyorlar. Deccal komitesinin amacı ne? Alemi insaniyette, bu insaniyet İslamiyet değil yani tüm dünyada inkar-ı uluhiyet niyetiyle niyetleri bu şekilde. Yöntemlerine
medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zihir zeber ediyorlar. Bu şeyi bir daha unutmayın. Süfyan Komitesi Alem İslam'dadır. Deccal Komitesi insanlık içindedir. Süfyan Komitesi direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindir. Şairi bozar. Şairi örf anane geleneklere hücum eder. Hedefi Risalet Ahmediye. Deccal Komitesi beşer dünyasında, İslam değil. İslam'ı da içine alıyor. Orada inkar ülüyet var. Evet, devam et. Bu çok önemli. Ben de bir daha söyleyeyim diye söyledim. Abi, yöntemde medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zihir-i zöber eden diyor. Şimdi günümüzdeki olaylara bakarsak, hani koronayı şunlar çıkardı, bunlar çıkardı, küreselcilerin işi diyoruz. Adamlar niye kendi ayağına sıksın, dünyadaki işleyen sistemi bozsun, böyle dünyanın kötüye gitmesi adamların umurunda mı? Değil. Yani medeniyetin zihir-i zöber olması, böyle yere batması, ya adamların zaten para diye bir derdi yok. Adamların niyet abi, inkar-ı uluhiyet. Firavun meşrep. Hatta yani öyle şeylere çalışıyorlar ki diye duyuyorum. Yani üstad bir yerde diyor ya, ölüme muvakkaten hayat rengi verilecek diyor. Ya hatta Firavun'un DNA'sından Firavun'u tekrar böyle bir şekilde canlandırmaya bile niyetleri varmış yani. O şekilde, o kadar abartı. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ölmüş bir adamın, ta yüzyıllar önce ölmüş bir adamın ses tellerini taklit edip böyle bir iki ses çıkarmaya çalışıyorlardı. Böyle bir video gördüm. İnkar-ı uluhiyet de bunların fiiri abi, Firavun. O yüzden buna ciddi bir hayranlık besliyorlar. Para pul gibi bir dertleri yok. Yani kendi uluhiyetlerini ilan edebilmek adına, yani medeniyet darma duman olmuş, insaniyet böyle 100 yıl geriye gitmiş, hani mukaddesat yerle bir olmuş. Yani zaten ilk kapatılan mekanlara bakarsak, Kabe'nin yanında Roma'daki o Vatikan da kapatıldı. Bu Şiaların meşhur bir Kum diye bir kenti varmış. Oradaki türbeler kapatıldı. Yani nerede mukaddes bir yer varsa ilk koronanın çıkmasıyla buralar da kapatıldı. Yani adamların hani böyle Yahudilikten bahsettik ya bundan önce. Yahudidir, Hristiyandır, öyle bir derdi yok. Bunların üstünde farklı bir inanış şekilleri var abi. İnanış şekilleri derken yani kendilerini artık ilah seviyesinde göstermeye çalışıyorlar. Bunun için de şu an bu hani sağlıktaki meseleyi de ve dünyadaki siyasi sistemi de birleştirirsek yani ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şu an ciddi bir mücadele var. Mesela şu an bağırılıyor. Dünya beşten büyüktür deniliyor. Beş kim? Bu küreselcilerin kurduğu bir örgüt abi. Yani dünya çapındaki bu genel örgütlerin hepsine el atmışlar. Dünya Sağlık Örgütü şöyle dedi, böyle dedi diyoruz da. Yani biraz kurcalarsan Dünya Sağlık Örgütü dediğimizde bunların taşeron örgütü yani. Biraz ileri mi gittim bilmiyorum da. Yani dünya çapında böyle şey yaptığımız zaman, irdelediğimiz zaman milletin böyle menfaatini düşünen, mukaddesatını düşünen, iyiliğini düşünen gibi görünen örgütlerin çoğunun arka planında bunlar var. Kendi niyetleri doğrultusunda milleti yönlendiriyorlar. Yani burada söylemek istediğim bu. Tekrar yukarıya döneceğim abi. Dersin süresi 1 saat 10 dakika oldu abi. Bir yer daha okuyayım mı? Ha, şu 13. Oku. Şu 13'ü okuyayım abi. Burası benim hoşuma gitmişti. Kıyametin şifreleri. Yecüc Mecüc Komitesi diyor. Şimdi abi, bu yukarıda bir metin var. Bu metni böyle Nazmi Meani'ye uyacak şekilde şekillendirirsek, tablolaştırırsak böyle kıyametin oluş silsilesini anlatıyor gibi sanki. Şimdi önce metni okuyayım. Bu 3-4 maddeyle bizi itham edenler ve lüzumsuz mahkemeleri bizimle meşgul eden gizli düşmanlarımız şüphe yoktur ki onlar ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorlar veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda bilerek veya bilmeyerek anarşiliği yerleştirmek istiyorlar. Çünkü bir Müslüman İslamiyet dairesinden çıksa mürted veya anarşist olur. Hayat-ı içtimaiye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir.
Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Şimdi Hazreti Adem'den beri süren hak batıl mücadelesinin bu asırdaki temsilcileri ve kıyametin sosyolojik formülü demişim abi. Şimdi başlangıç gizli düşmanlar, yani büyük ihtimal zındıka komitesi bunlar, küreselci dediğimiz ekip. Bunlar komünistlik perdesi altında Yahudilerin elleriyle böyle dinsizliği yayan bir sistem oluşturmuşlar. Komünizm diyorlar, sosyalizm diyorlar, bilmem neizm diyorlar, izimler çok yani. Bu netice olarak anarşiyi ortaya çıkarıyor abi. Anarşi ne? Hayati içtimaiye zehir oluyor. Yani toplumsal hayat bitiyor. Toplumsal hayat bitince bu ortaya çıkan anarşistler, ben Yecüc Mecüc'e de çalışmıştım abi. Anarşist dediğimiz şeyler bir hayatı yerle bir etmek. Siz de diyordunuz bunu, o çalıştığım yerde de görmüştüm. Biri Yecüc, biri Mecüc'tü. Biri ahlakı ifsad ediyordu, biri hayatı ifsad ediyordu. Hayat ifsad olunca, yani bu anarşistlik iki türlü, Yecüc Mecüc dediğimiz şeyler zaten anarşistler abi. Bunlar ortaya çıkınca kıyamette kopmuş oluyor. Zaten bunlar da kendi aralarında böyle konuşuluyor. İşte Tanrı'yı kıyamete zorlamadır, şöyledir böyledir, kendi akıllarınca böyle diyorlar. Yani netice, bunların yaptığı şeylerin neticesi sanki en son isteseler de istemeseler de böyle anarşistlik ortaya çıkaracak. Bu da Yecüc Mecüc'tür zaten bu anarşistler, çünkü hayat-ı içtimai zehir hükmünde olan insanlar. Böylelikle de kıyamet kopacak gibi. Yorum anlatabildim mi de? Yani ilk okuyunca bayağı böyle hoşuma gitmişti. Bitireyim mi abi? Ahmet ne kadar sürer bütün maddeleri okusan? Abi toplam 14 madde var. Ben herhalde 4'ünü ya da 5'ini okudum. O zaman gerisini de başka bir derse bırakalım. İnşallah. Bitiriyorum abi. Tamam. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alim hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman rahim aleyhi ve middin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim ve gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Amin.